Sen buraya benim halimi hatırımı sormaya gelmedin değil mi? Bu kadar uzun bir girizgah yaptığına göre sen bana bir şeyler anlatacaksın. Üstelik de kötü bir şeyler. Aslında çok iyi bir şeylerden bahsedeceğim. Çocuklarla ilgili mi? Çocuklarınızdan biriyle ilgili. Engin. Engin. Evet, şimdi sıra geldi bu çantayı yerleştirmeye. Baba ilk önce. Tamam. Kayısılı kurabiye ile süt. Hayır. Bu çantayı da boşaltacağız. Boşalt bakalım. Hadi bakayım. İyi, tut bakayım. Tamam oğlum, tamam anladım. Sen işine bak. Ne yapalım? Oldu, oldu. Sen de Allah'a emanet ol. Ne dediğini söyleyeyim mi şimdi? Gerek yok anne. Ben anlamam gerekeni anladım. Ne oldu? Sefer Efendi yine ekti değil mi? Senin ne işin var burada şerefsiz? Bu sefer üzmeye değil, sevindirmeye geldim babaanne. Hala babaanne diyor bana ya. Bak git yoksa polis çağıracağım. Öyle mi? Ben niye geldiğimi söyleyeyim de ona babaannem karar versin. Ne istiyorsun yine bizden ha? Ne istiyorsun bizden? Torununu buldum. Ya benim söyleyebileceklerimi söylemek için, senin de benim söylediklerimi idrak edebilmen için böyle biraz açık havaya çıkalım istedim. Tamam, iyi düşünmüşsün. Çektik işte tertemiz açık havayı içimize. Ne söyleyeceksen söyle artık. Tarık. Güneşim. Sevgilim. Oğlum. Ne oldu? Biz Cücü ile... Hı? Senin gerçek ailenin kim olduğunu öğrendik. Yıllar önce bir hastam oldu. Kendisi evlatlık verilmiş ve evlatlık verildiği sürece kadar olan dilimi asla hatırlamıyor. Seanslara başladık. Uzun bir süreçti ama sonra o ülke değiştirdi. İstanbul'a taşındı, ben Almanya'da kaldım. Dolayısıyla biz sonuç elde edemedik. Sonra ben buraya İstanbul'a geldiğimde görüşmeye devam ettik. Tabii bu süreç içerisinde hayatında bazı değişiklikler olmuş. Karısıyla beraber ki o zamanlar evliydi. Bir aile apartmanına taşınmışlar. Üstelik tam da hayalini kurduğu bir ailenin apartmanı. Ve hatırlamalar başlamış. Ben önceleri bu hatırlamaların beyninin ona oynadığı bir oyun olduğunu düşünmüştüm. Hastamın aileyle kurduğu bağla ilgili olduğunu düşünmüştüm. Yani onların çocuğu olmak istediği için beyninin ona oyun oynadığını. Ancak durum öyle değilmiş. Çocukluğunu gerçekten o apartmanda geçirdiği için hatırlamalar başlamış. Üstelik bu hikaye tanıdığım başka birinin hikayesiyle %100 örtüşüyor. Şey,
arkadaşlarımın fotoğrafları. Tamam, güzel. Aa, bu fotoğraf nerede? Hangi fotoğraf? Bir erkek çocuğu fotoğrafı. Ha. Bu herhalde. Evet, bu. Evet, bu. Yeter artık, bu saçmalığı daha fazla dinleyemeyiz. Eğer yine bizi kandırmaya çalışıyorsan... ahirette iki elim şimdiki gibi yakanda olacak, bunu bilesin. Ya niye inanmıyorsunuz? Size yalan söylediğim için zaten mutsuzum diyorum. Senin torununla biz meğerse yurttan arkadaşmışız. Bana o kırmızı kazağı nereden bulduğumu sormuştun, hatırlıyor musun? Onu bana bizzat torunum verdi. Eminsiniz değil mi? Hı hı. Neredeler peki? Adreslerini de buldunuz mu? Dede, niye kötü oldun? Dayının fotoğrafını arıyor sende. O Engin dayımın fotoğrafı falan değil, Tarıkcığımın fotoğrafı bu. Nerede o şimdi? Söyle diyorum sana. Söyle bana, söyle çabuk. Babaanne, bir sakinleş. Bak, sana bir şey olacak diye korkuyorum. Ya görmüyor musun kadının halini? Sen ne acımasız bir adamsın. Torunun senin alt katında oturuyor babaanne. Tarık. Senin torunun Engin babaanne. Engin. Tarık, Engin'imi. Evet. Tarık. Mukadder Hanım senin annen. Zafer Bey baban, Hikmet Hanım babaanne. Kızlar senin kardeşlerin. Sen Engin'sin bir tanem. Engin. Engin. Benim oğlum, canım. Canım oğlum.